Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siretlerini okuştuğuyla keyingi dersimizi başlayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safvon ibn Umayyaga ham omonlik berdi. Buni sababi Ikrimani ayoli Ikrimani olib kelganida payg'ambarimiz unga omonlik berganligini ko'rgan Safvonning ayoli ham kelib, "Yo Rasululloh, Safvonga ham omonlik berasizmi?" dedi. Safvon ibn Umayya ibn Halaf islomga adovati eng qattiq bo'lgan kishi va uni o'g'li. "Ha, agar musulmon bo'lib kelsa, unga omonlik beraman." Agar musulmon bo'lmasa-chi, omonlik berorasizmi? U juda ham bir qaysar odam dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Mayli meni oldimga kelsin, mayli kelsin, men unga 4 oy omonlik beraman. Mana shu 4 oy ichida o'zini ishini o'ylab ko'rsin." Safvonning ayoli, "Menga bir alomat, biror bir belgi bering" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sallalarini yechib berdi. Ya'ni mana shu salla bilan Safvon ibn Umayya kelsa unga hech kim tegmaydi. Men unga bergan omonligim dedi. Ayoli Safvonni topib, unga "Rasululloh senga omonlik berdi, islomga kir" dedi. Safvon ayol aytgandek qaysar odam edi. "Menga islom kerak emas, lekin omonlikni olaman" dedi. Mana shu shart bilan Makkada bemalol tashqariga chiqib yuradigan bo'ldi. Keyinchalik bu kishi 4 oy o'tmasdan turib islomni qabul qildi. Hunayn g'azotida qatnashdi. Shunday qilib, Qurayshning sayyidlari islomga kirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlaridan keyin 19 kun Makkada turdi. Makka fathi bilan Makkaning fathi sababli Arab jazirasida kufrning boshi uzildi. Chunki Qurayshning islomi bilan islomga kirishlikdan to'silib turgan, da'vatga to'silib turgan qabilalarga yo'l ochildi. Quraysh taslim bo'ldi, Quraysh islomga kirdi, demak boshqa arab qabilalarini ham islomga kirishligiga yo'l ochildi. Hamda mana shu buyuk fath Alloh tomonidan bir marhamat bo'ldiki, jangu jadalsiz, qon to'kilishsiz sodir bo'ldi. Agar Quraysh musulmonlarga qarshi turganida, jang bo'lganida juda ko'p musulmonlarning qoni to'kiladi, juda ko'p haramda qonlar to'kilgan bo'lar edi. Ikrima ibn Abi Jahlni ortidan chiqib musulmonlarga ozgina qarshilik qilganligini hisobga olmaganda musulmonlar deyarli qarshiliksiz Makkani fath qilishdi. Bu ulug' fath Hijratning 8-yi yili Ramazon oyining 13-chi kunida sodir bo'ldi. Rasululloh Makkani fath qilib bo'lganidan keyin atrofdagi qabilalarga bir qancha sariyalarni yubordi. Sariyatul Mushallal Xolid ibn Valid roziyallohu anhuni payg'ambarimiz 30 kishiga boshliq qildi hamda arab qabilalari sig'inadigan butlardan Uzzoni parchalab kelishni buyurdi. Hech qanday mashaqqatsiz Xolid ibn Valid bordi va ana shu Uzzo degan sanamni, butni parchalab keldi. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Hishom ibn Abil Osi boshchiligida Xavozinni qo'rqitib kelishligi uchun qo'shin chiqardi. Hishom ibn Abil Osi Xavozin yerlariga yetib borganida ularni jangga tayyorlanayotganligi va juda katta qo'shin bilan turganligini ko'rdi, hech narsa qilmasdan qaytib keldi. Yuborilgan sariyalarning orasida Xolid ibn Said ibn al-Osni Makka atrofidagi mushriklarni butlarni sindirib kelishni yubordi. U sahoba ham o'zini ishini bajarib keldi. Xubanni sildirgani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Valid yubordi. Mana Xubal Makka degan bor edi va boshqa qabilalar ham o'zlariga mana shu sanamni yasab unga ibodat qilishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xolid ibn Validni Juzayma qabilasi yubordi. Nohata bir xatarli ish bo'lgan Juzayma qabilasi islomni qabul qilishgan edi. Xolid ibn Valid ularga borib islomni arz qilishligi kerak yoki urush kerak. Juzaymaliklar Xolid ibn Validni kelayotganligidan xabar topishdi-da, uni kutib olgani chiqishdi. Butun qabila chiqdi erkaklari.
Ularının adetlerine göre birer bir uluğ kişinin kütkeni çıksa kutlu cenge ketiyatken de kurallarını özlerinden kötarıp çıkarırdı. Kutlu cenge ketken de çıkışı varardı. Halid ibn Velid raziyallahu anhu ularga robora keldi. Halid koşunu bilen raziyallahu anhu cüze melikler kuralları bilen. Göya ki uruşge çıkan dek. Halid ibn Velid ularga aslimu dedi. Yani İslam getiriler dedi. Cüze melikler ana şu aslamna degen İslam getir degen sözde ayet olmasından onu sorduğunda sabahna deyişti. Sabah degeni babalarının dininden çıktı. Dinini özgertirdi degeni buradı. Yani Mekke'de Türkiye'de İslam'da kabul edilen kişilerde Kureyş asabata babalarının dininden kaybettin mi? Dinini özgertirdin mi? Dişerdi. Şimdi bunlar sabah ne deyişti? Yani babalarımızı dinini özgertirdik. Yani İslam'da kirdik deyişti şu yapıdan. Lekin Halid ibn Velid bu sözünü başkaça düşündü. Müslümanlar ki sabah ne dese biz kafir bulduk de düşünüşerdi Müslümanlar. Değil mi? Bana şu sözünü doğru aytama gene giden Halid ibn Velid onlarını kurallar bile çıkanla gene körüp sabah ne degenini eşittirip hücum kılıçını kebiyordu. Müslümanlar onlar ki hücum kıldı. Onlar ki hücum kıldı. Ve onlarını katıl kıldı. Şunda katıl bul etken paytları da onlar açtı. Aslamla. İyi mi düşünüştü? İslam getirdik deyişti. Halid ibn Velid sizler kılıçtan korkup ettiler dedi. Sizler kılıçtan korkup ettiler bu kelimeni dedi. Şunca kıldı da hammasını asir kılıp bağlar koyuştaki bir yürüdü. Cüzeyme kabilesi İslam'da kabul kıldığı bir şey kalamazsan asir kılıp bağlandı. Tümde Halid ibn Velid bunlarını kafir de kısabla geldiği için kılıçtan ötküzüştaki bir yürüdü. Abdullah ibn Ömer ve başka bir kança sahabalar Halid raziyallahu anh'ın bu sözüge itaat kılmadı. Lekin kagenleri itaat kılıçtı. Onlarını hammasını katıl kılıçtı. Halid ibn Velid raziyallahu anh'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aldığı hatip gelip bugün işte aitiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kattı gazablandı bu kıyan işiden. Hem de Halid ibn Velid'in kolunu üçle kötarıp Allahümme inni abra'u ileyke mimme sana Halid. Allahümme inni abra'u ileyke mimme sana Halid. İnne fi seyfi Halid ile rahhaqadı. Parvadigara Halid'ni kıyan işiden beni pakman. Halid'ni kıyan işiden beni pakman. Elbette Halid'nin kılıcı da cürat vardı. Yani kan akızışlıkça, katıl kılıçlıkça onun kılıcı da cürat vardı. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu masalada şubha, hata var bugünlük için, iki kıl bir mana var bugünlük için Halid'ni malamat kılmadı, avf kıldı. Etibar veriler. Usamad ibn Zeyd raziyallahu anh'u hazır Peygamberimiz maskara kılıp, Müslümanlarda hakarat kılıp, turgan kişini katıl kıyanı da kança malamat kıldı. Bu Müslümanlarını hata an bilmezden katıl koyan Halid'in işinden Peygamberimiz meyin pakiman deyip durup bir neçen madde parvadigarı iltica kılı yaptı. Müslüman kişinin kanunu dökçülük, kançelik, ulu günah hakenliğini şuna bilseyip oladı. Çünkü palancı kafir degen yaptığında ciddi ihtiyat bolaylık. Ama onu der degen bu münafık bu. Nifak hakeler kalpte boladı. Onu fakat Allah biladı. Münafıklığı da ayrım alamatlarını etken Peygamberimiz. Biz ayırtık ki şu adamda münafıklığı bir alamatı var da vada beri becer miydi? Değilik. Alamatı var değilik. Münafıklığı da hüküm kumeylik. İhtiyat boruyelik. Hunayn gazetiden avval sadır bugün işler bana şunlardan ibaret edin. Havazın kabilesi, Sakif kabileleri Müslümanlar Mekke'ni egellegenden keyin atraftaki kabilelerine hem İslam'a çakırışı, ya ki onlardan uluşluğunu cüde yakışı bir işaret. Çünkü Havazinlikler özlerinin etrafı da katta bir koşunla cemleşti. Ta ki Müslümanlar onlarla gelişti giden avval özleri Müslümanlarla hücum kumakçı buluştu. Havazinlikler özleri 10 bin koşun tayinleşti. Keyinra onlarla başka kabileler Sakif, Banu Bakir ve başka kabileler koşuldu. 20 bin doldu bunlar ne dedi? Ana şu Havazın kabilesinin oğullardan bugün, Havazından bugün Kab ve Kilab kabileleri bu cengde iştirak etişinden başlar işte.
20 minlik koşun camlandı. Endi özlerine bunlar amir tayinlashligi kerak. Bunlar özlerine amir bo'lib Malik İbni Avf isimli kişini boshliq qilishdi. Bu adamın yaşı 24 idi. 24 getirgen yigit 20 minlik askerini boshqarishlikka amir qilib tayinlandi. Yaş bo'lishiga qarashmadı çünkü makonati oliydi. Nasl nasabi sharafli edi, shuning uchun amir qilib tayinladi. Mulohaza ozgina. 24 ga kirgan bolani yuragini quvvat etyapti. 20 ming qo'shinni boshqargan. Biz 24 ga kirgan bolalarimizga 20 ta qo'yni boqib kelib beradigan bo'lsa, u yalqoqligidan xolamayapti emas, ehtimol ishonmayotgandir o'ziga. 24 ta qo'ydi yoki 20 ta qo'ydi boshqargan. Yoshlar, bir mulohaza qilaylik. 24 ga kirgan yigit jangi jadalga 20 ming odamni boshqarib ketgani. Endi ular mana shu ruhda tarbiya topganda, bular bu oliy janob bo'lish, birinchi bo'lish, sharaf, izzat, nas, g'urur degan ma'nolar bilan tarbiya topgan. Biz zamonimizga kelib turib, shu nima bo'lsa ham bo'lsa bo'ldi. Qanaqa bo'lsa ham zo'r yashasang bo'ldi, bu g'ururing ketadimi, izzat nafsing sinadimi, unaqa gap yo'q, hali qolmayapti o'g'il bolalarda. Ayrimlari endi hammasidamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xavozin qabilasidan xabar qop kelishi uchun qo'shinidan bir odam yubordi. Bu odam Toifga keldi, Xavozin qo'shinining ichida yurdi, bir necha kun yurib, hamma ma'lumotlarni oldida qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ishlardan g'ofil emas edi. Oldindan xabar olib turibdi. Xushiyorida payg'ambarimiz. U kishi keldi Rasulullohga Xavozinni tayyorgarliklarini xabarini berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkani ichida jang bo'lishini xohlamasdan qo'shinni tashqariga chiqishlikka, ya'ni Makkadan chiqishlikka buyurdi. Nima uchun xohlamadi payg'ambarimiz? Birinchidan haram. Qon to'kilish kerak emas yo'lda. Ikkinchidan Makka yaqinda islomga kirdi. Qurayshliklarning islomi hali yangi, mustahkam emas. Agar Xavozin kelsa qo'shin bilan hamda yangi islomga kirgan Quraysh xiyonat qilib musulmonlarga tajovuz qilsa, musulmonlarga ikki tomondan mushkula bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Makkani tashqarisiga qo'shin olib chiqishligini xohladi. Rasulullohga Xavozindan kelgan kishi xabarni aytishi bilan tashqariga chiqishlikka buyurdi. Lekin bu sahobiy xabarni olib kelishi bilan Xavozin Toifdan chiqdi. Bu haqida hali payg'ambarimizning xabari yo'q. Çünkü oxirgi xabar tayyorgarlik ko'ryapti, keldi lekin chiqqanligidan xabar topishmadi. Makkadan musulmonlar chiqdi qo'shin bilan, Toifdan Xavozin qabilasi chiqdi. Makka bilan Toif o'rtasida juda bir katta vodiy bor. Bu vodiy Hunayn vodiysi yoki Avtos deb nomlanardi. Hunayn yoki Avtos. Ana shu vodiyga Toifliklar avvalroq yetib kelishdi. Malik ibn Avf musulmonlarni Makkadan chiqqanligidan xabar topdi. Mana shu joyga qo'shinni to'xtatinglar. Shu yerga muaskar tikinglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkadan odam chiqardida, Makkadan chiqqanidan keyin oldiga odam jo'natdi. Hunayinga Xavozin birinchi ketib turishganligini xabarini payg'ambarimiz bildi. Demak, Hunayinda jang bo'lishligini Malik ibn Avf topdi. Va payg'ambarimiz bilardi Hunayinda jang bo'lishligini. Bundan g'ofil emas edi. Malik ibn Avf 24 yaşarlık boşluk özünü koşununu hamasiga büyürgen idi. Ayollarını, bollarını, moğlu dünyasını, koy çorvalarını özleri bilen birge haydab çıksın. Nima sebep? Malik ibn Avf'ni fikriçe orkası da ayolları ve moğlu dünyası türgen cengçi hiç kaçan orkaya çekinip ketmiydi. Ularını özleri bilen alıp çıksa şularını aldırıp koymasını için kımaya kılıçdaki için cengden kaçmıydı degen fikirdeydi. Yani öyle 20 bin askerini tötteden arkada adamı çıkanı da 80 bin olan roket yaptı. Yani tüyaları ne mesip olsa özleri bilen haydab çıktı. Koşun itaat kıldı. Yani hemen narsası bilen çıktı 20 bin asker. Müşriklerin arası da nihayetli bir yaşı karı keksa Durayd ibn Summa isimli bir kişi var. Bu Araplarını
cahiliyetteki kahramanlardan, batırlardan, cüde köp cengi cedal körgen, cengde mahur bogen kişi, leken kareydi, közüyen körmeye koygen idi. At mini anasıydı. Şunun için ayarlarını salıp alıp yürürlerdiyken, havdajge salıp alıp yürüşerdi. Duraydım da sunma, hoşun gelip cahilaşkenden keyin, az gene vakitten keyin ayarlar, bolalar, koy kozalar, tüyalar, avazını eşitti. Men nima eşit yapman dedi. Ayollar, bollar, nima qilyapti bular? Unga javob berishdi, Malik ibn Avfning buyrug'i dedi. Chaqiringlar menga Malik ibn Avf. Malik ibn Avf olib kelishdi. Duroydimni summa Malik ibn Avfga ayollarni, bolalarni, hayvonlarni ovozini eshityapmanmi? Nima bu dedi. Malik qochib ketmasliklar uchun shunday qildim dedi. Ya'ni bu aytganimizda taşlar kaçıp gitmesini için kıldı. Durayt, katalaki Allah dedi. Allah seni halakçısın dedi. Sen cengine ne mekanını düşünmüyorsan eken dedi. Biz bilemiz cengine melekini. Biz ceng ahledemiz dedi. Ahir dedi Durayt. Mağlup bulgen kişini buran bir nesle tohtatıp kalalıydı mı dedi. Sen cengine ne melekini bilmiyorsan eken dedi. Çünkü mağlup bulgen koşuğunu arkasında ayalı balası turgenliği tohtatıp kalamaydı. Duray qaytinglar orqaga dedi. Bunaqa ayollar bilan, mol mulki bilan, farzandlar bilan chiqib bo'lmaydi, qaytinglar orqaga dedi. Xavosin qo'shini Duraydimni summani buyrug'iga itoat qilib, orqaga qaytishlikka harakat qilib qoldi. Endi Malik ibn Avf qo'lidan amirlik chiqib ketdi. O'zini noqulay his qildi. Qo'shin ketishga tayyorgarlik ko'rayotganda Xavosin sayyidlarini chaqirdi-da, hammasi yig'ilgandan keyin qilichini olib, sopini yerga qo'yib, uchini o'zini ko'hrayiga taqadi. Aytdiki, agar menga itoat qilmasanglar, hozir o'zimni qatl qilaman dedi. Xavosin sayyidlari noqulay ahvolda qolishdi. Duraydim musulmonga itoat qiladimi yoki Malik ibn Avfga? Oxiri ularning maslahati shunday bo'ldiki, Durayd qari kishi, ko'zi ham ojiz. Jangni boshqarish qo'lidan kelmaydi. Agar Malikka itoat qilmasak, oramizga ixtilof tushadi. Mayli, yosh bo'lsa ham Malikka itoat qilaylik deydi. Shunday qilib Malik ibn Avfning so'zi bilan ayollar, bolalar va qo'y-qo'zilar Allohning bir hikmati bilan qoldi. Keyinchalik bu o'ljalarda hammasi musulmonlarga qoldi. Qarang, olib chiqib berishdi musulmonlarga. Duray uni so'zini olmaganliklarini bilgandan keyin Malikni bir marta chaqirdi. Chaqirib, undan avval Durayd aytdi, bu ish dedi. Men unga guvoh bo'lmayman. Lekin g'oyib ham bo'lmayman dedi. Ma'nosi, meni gapim olishmadimi? Demak, men yo'q deyman bu yerda dedi. Lekin tashlab ham ketmayman sizlarni dedi. So'ngra Malik ibn Avfni chaqirib, senga aytgan birinchi taklifimni qabul qilmadingmi? Endi ikkinchisini qabul qil dedi. Musulmonlarga pistirma qo'y dedi. Chunki bu joy pistirma qo'yishlikka juda bir munosib joy dedi. Malik ibn Avf bu so'zga quloq solib, kaming deydi Arablarda. Musulmonlarga qarshi musulmonlar keladigan yo'lga pistirma qo'yishlikka tayyorgarlik ko'rdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng rojih rivoyatlarga ko'ra Makkada 19 kun turganidan keyin Shavvolning 2-chi kunida Makkadan chiqdi. Ya'ni hayit namozini ertasi kuni Hayitdan 2 kundan keyin Makka'dan chiqdi. Makka'ni payg'ambarimiz bilan fath qilgan 10 ming qo'shin chiqar ekan, ularga yana yangi islomga kirgan, ozod qilingan ahli Makka'dan 2 ming kishi qo'shildi. Musulmonlarning adadi 12 ming kishiga yetdi. Bu 2 ming kishining ichida musulmon bo'lganlari ham bor va kofir bo'lib turganlari ham bor edi. Lekin kofirlari ham chiqdi, sababi Xavosin bilan Quraysh o'rtasida eski adovat bor edi. Ana shu qavmiga bir hamiyati jihatidan chiqib bordi. Ana shu kofirlar bu kofir holida chiqqanlardan Safvon ibn Umayya. Unga 4 oy omonlik berilgan. Qo'shin chiqib ketar ekan, qo'shinning bir qismiga qurol aslaha yetishmasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Safvon ibn Umayyani chaqirdi. Safvon ibn Umayya qurol savdosi bilan shug'ullanar edi. Safvon menga qurollardan berdi. Safvon ibn Umayya, ey Muhammad dedi.
Ahosban dedi. Ahosban kuch bilan tortib olasan dedi. Yani rozi bo'lmasam kuch bilan tortib olasanmi? Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q dedi. Keyinroq qaytarib berish sharti bilan dedi. I'olatan mazmuna. Keyin qaytarib berish yoki haqqini to'lashlik sharti bilan dedi. Safvon rozi bo'ldi, chunki kofir bo'lsa ham nasiyaga beryaptiki, Xavozinga qarshi jang bo'ladi-da. O'zini qavmini yengishini xolab, kofir bo'lsa ham musulmonlarga mana shu qurollarni berdi. Aytilishiga ko'ra, Safvon 3000 kishiga yetadigan qurol aslahalarni bergan edi. Mana shu holat, mana shu holat, diqqat qilamiz. İslam'da hançali bağırken keçirimlik din ekenliğe dalil. Çünkü Müslümanlar Mekke'ni fatkıken de galip koşun sıfatı da Mekkeliklerin hemen mülkünü özünü çıkıvalışı mümkünüdü. Cengi cedalının kaydası şuna kıydı. Lekin Peygamberimiz Mekkelilerin mülkünü bıraktası gel. Teymedi. Ve aksinçe çereği boyan payıkta kafir bu sakın ne makıldı? Sorab aldı. Payg'ambarimiz ana shu qurollarga ehtiyoj bor bo'lgan qo'shinga ularni tarqatib berdi. Makkani payg'ambarimiz Utob ibn Usayd ismli kishiga qoldirdi. Bu yosh yigit edi, Makkalik edi. Iymonini, sodiqligi, kuchli ekanligini ko'rib payg'ambarimiz mana shu yigitni Makkaga amir qilib qoldirib chiqib ketdi. Bu kishi keyinchalik payg'ambarimiz vafot qilganida Makka ham ridda haqida so'z yuritib qoldi, dindan chiqish haqida. Shunda mana shu yigit Makkalilerini İslam'da sabit kalışıca sebep olan kişilerden edin. Birinci madde Müslümanlar 12 bin askerge ege buluştu. Şimdi adadını kattalıyıca gururlanışlığı başlandı. Şimdi yenilmeyimizin işlerinde. Hatta Abu Bakır Sıddık raziyallahu anhu etti ki ya Resulullah dedi. La nuglab min qilladi. Adadımız sebepli mag'lub bo'lmaymiz. Ya'ni mag'lub bo'lsak boshqa bir sabab bilan mag'lub bo'larmiz, lekin adadimiz ozligi sababli mag'lub bo'lmaymiz. Hatto Abu Bakr adadini kattaligiga g'ururlanib qoldi. Odamlarni Allohga bo'lgan tavakkulidan ko'ra adadiga bo'lgan tavakkuli ko'proq bo'lib qoldi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Laqad nasarakumullohu fi mawatin katira va yawm Hunayn" اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ شَيْئًا Allah sizlerini köp orunlarda galip kıldı. Hunayn gününü eslenler. Öşende sizlerini köp ekenliğiniz mağrur kılıp koygen edin. Ama o yani adadını köplüge sizlerini hiç nerseden bir hacet kıla almadı. Yani kutkarıp kıla almadı. Müslümanlar doim adadi oz bo'lib yengib kelayotgan edi. Bugun 12 mingta bo'ldi. Qo'shin Hunaynga qarab ketib borar ekan, yo'lda bir arab kofir bo'lgan qabilaga duch keldi. Ular bir daraxtga sig'inishar edi. Zotu Anvot shunday deb nomlashadi bu daraxtni. Islomga yangi kirgan kishilar payg'ambarimizga ya Rasululloh, ana ularda bor bo'lgan Zotu Anvotga o'xshagan bizlarga ham Zotu Anvot qilib bering dedi. Ona Allah sığınırken darahta kal, biz gelip de darahta verir miyiz ama sığınırken darahta dedi. Bu İslam bayrağı hasta ketekken koşun bu. Resulullah da koşunu. Lekin İslam'a yenge kirgen, düşünme gergenin şu yaptı yapıyor. Şimdi Peygamberimiz gazablanıp Allahu Akbar. Sizler huttu bana İsrail Musa'ya etken sözde ettiler o. Ana ulardı İlahı yokşagen, biz gen bir ilahı bergen deyişken adı Musa Peygamber. Gebelasılar, kıssalarda dengizini yarıp çıkkandan keyin Musa Aleyhisselam. Firavun halak boğandan keyin. Bir kavamge duç geldi, ular bir ilahı sığınış aradı. Çünkü möcüzeni körüttürüp, bana Israel ve Musa, ona aladın ilahı da kalır, biz gen bitti ilahı vermiş sahne deyişken adı. Sizler huttu şu Musa'nın kavmi, bana Israel yapını kaytardılar dedi. İstihbar açıge buyurdu, ular istihbar açıştı. Çünkü bu narsalarga sig'inishlik, ya'ni bu narsalar foyda ham zarar ham bermaydi. Bu foyda ham zarar ham qilmaydi. Bu narsalardan foyda kutish, bularda zararidan bir qo'rqishlik, bu Allohga shirk keltirishlik bo'ladi bu. Ittihoz ma Alloh, bu Allohga bir narsani teng qilishlik bo'ladi. Ular istig'for aytishdi. Musulmonlar yurishni davom ettirishdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Xavozin Hunaynga kelib to'xtaganligini xabarni yetkazishdi. Rasulullah hali Hunaynga yetmasdan turib qo'shinni to'xtatdi. Mana shu yerga musulmonlar to'xtashdi.
Mana endi jangga taalluqli bo'lgan narsalarni boshlaymiz. Hunayn vodiysi, Hunayn vodiysi ikkita tog'i orasida joylashgan edi. Payg'ambarimiz bir sahobaga otda turib, bir balandlikdan dushmanning qo'shinini kuzatishni buyurdi. Ya'ni nima ish qiladi, qayoqqa bir odam qo'yadi, nima ish qiladi, qanday harakatlari bo'ladi? Faqat qazoi hojatga va namozga tushing otingizdan, boshqa payt tushmang dedi. Bu kishi payg'ambarimiz aytgandek, kechgacha otini ustida turib, xavozinni kuzatdi. Va kelib payg'ambarimizga hech narsa bo'lmaganligini, hech narsani ko'rmaganligini xabarni berdi. Lekin bu vaqtda bu sahobiy ko'rmagani bilan Molik ibn Auf, Durayd ibn Summani maslahatiga ko'ra bir to'p otliq kishilarni orqaga qaytargan edi. Ular juda bir uzoq masofani aylanib o'tib, musulmonlar vodiyga tushib keladigan joyiga ikki chekiga pistirma qo'yib tayyor qilib olgan edi. Xavozinliklar Molik ibn Auf'ni buyrug'iga muvofiq tuyalarini ham, bolalarini ham, ayollarini ham olib chiqqan edi. Durayd ibn Summa mana shu narsani ham o'zining foydasiga ishlatdi. Aytdik, jangda nihoyatda mohir edi. Ayol va bolalarni va tuyalarni qo'shinni orqa tomoniga joylashtirib va ayol bolalar tuyalarni minib o'tirsin. Ikkita sababi bor. Birinchidan, agar qo'shin mag'lub bo'lsa, ayol va bolalar qochib ketishlikka fursat topadi. Ikkinchidan, bularni jamlanib turganiga qaragan dushman qo'shinni orqasida turgan ayol va bolalarni jangchi deb o'ylar edi. Chunki masofani kattaligidan u orqada turganlar erkakmi, ayolmi, bolami bilib bo'lmas edi. Shuning uchun dushmanning ko'ziga bu qo'shin nihoyatda katta bo'lib ko'rinish kerak edi. Ayrim musulmonlar Xavozinni qo'shiniga qarab turib 80 ming bo'lsa kerak deb taqdir qilishdi. O'zi aslida 20 ming edi. Ayol va bolalarni o'tkizib qo'yishlikdi. Natijasida ularga shunday bir katta adadli qo'shin bo'lib ko'rindi. Mana aytdik, vodiyga birinchi bo'lib Xavozin yetib kelib joylashdi. Musulmonlar vodiyga yetmasdan turib joylashdi. Endi vodiyga musulmonlarni keladigan joyi tepalik edi. Musulmonlar tepalikdan vodiyga qarab, pastga qarab tushar edi. Endi bu pastga qarab yurishlik nihoyatda og'ir edi. Shuning uchun qo'shin sekinlik bilan tushish kerak, yana bo'linib-bo'linib tushish kerak. Mana shu bo'linib sekin tushadigan joyga Molik ibn Auf Durayd'ning maslahati bilan ikki chekiga pistirmalarni qo'yib yashirib qo'ygan edi. Tong otdi, kun yorishni boshlashi bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'shinni harakatlanishlikka buyurdi. Qo'shin vodiyga tushish kerak. Mana endi jang boshlanyapti. Birinchi bo'lib Xolid ibn Valid boshchiligida 1000 ta otliq Banu Sulaym tushadigan bo'ldi. Demak, tepalikdan pastga qarab tushib kelyapti. Ancha masofa tushgandan keyin ikkinchi jamoat ularni orqasidan ergib tushdi. Endi orqadagilar pastda nima bo'layotganligini ko'rmaydi. Xolid ibn Valid pastga yetishi bilan ro'parasida turgan Molik ibn Auf qo'shiniga qilichlarni sug'ringlar dedi. Qilichlarni sug'urishdi. Qinlarni sindiringlar dedi. Qilichni qinlarni sindirishdi. Ya'ni bu ishi bilan Molik ibn Auf bir kunda, bir zarbada urushni nihoyasiga yetkazmoqchi bo'ldi. Unaqa bir kun, ikki kun bo'ladigan jangni xolamadi. Bir kunda tugatamiz dedi. Ular mana shunday tayyor bo'lib turdi, ro'parasida Xavozin qo'shini turibdi. Xolid ibn Valid, Molik Banu Sulaym bilan pastga qarab yurishligi bilan ikki tomonda qo'yilgan pistirma kutilmaganda hujum berdi. Zarba berdi. Oldida turgan Xavozin qabilasi ham ularga hujum qildi. Uch tomondan musulmon qo'shiniga Banu Sulaymga zarba berildi. Bular bu narsani kutmagan edi. Tevedagi ikkinchi qism qo'shin tushib kelyapti. O'zini to'xtatishligi qiyin, bir ikkinchisini tutib kelyapti. Zo'rg'a tushib kelyapti pastga qarab. Kutilmaganda bu hujum. Xolid ibn Valid roziyallohu anhuga birinchi zarbalar duch keldi va tanasi juda ko'p jarohatlar bilan yerga yiqildi. Lekin o'lmadi u kishi. Islomga yaqin yangi bo'lgan Banu Sulaym qabilasi nima qilishni bilmay qoldi. O'ng tomondan zarba, chap tomondan zarba, ro'paradan 20 ming qo'shin turibdi. Qayoqqa qochadi? Orqaga qarab qochishni boshlashdi. Endi tevadan tushib kelayotgan qo'shin esa o'zini to'xtata olmaydi. Bu holatni rivoyat qilgan sahoba aytadi, qavm birini ustiga ikkinchisi chiqib ketdi deydi. Mana shunday parokandalik bo'lib turgan paytda endi tevada hali pastlikka qarab yurmayotgan qo'shin pastda nima bo'layotganligini bilmaydi. Mana shunday parokandalik bo'lib turgan paytda Molik ibn Auf qo'shiniga
hücum kılışını buyurdu. Ve 20 min koşun, bana şu Müslümanlar üstüye karab hücum götürdü. Müslümanlar mağlup oluştu. Her tarafı karab kaçıştı başlaştı. Pastan eplab tevege çıkanlarını körgen tevedeki Müslümanlar, bunlar ham mağlup oldu biz dedi de, her tarafı karab kaçıştı götürdü. Müslümanlar mağlup oldu. Bir zarbada. Müslümanlar her zaman kaçıp giderken ayrım kişiler Mekke'ye yetip borganıdır. Mekke'ye yetip borguça tohtaşmaganıdır. Resulullah ise kaçıp giderken de tohtaşıkı hareket kılıp uğrundu. Lekin hiç kim Resulullah'a kulak salmadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yalnız özü kaldı. Ve kaçmasından sabit durgen sahabalar ham hammasi yalnız yalnız durardı. Şunları bir parakendelik fazla bulup durgen halette 20 bin koşun Müslümanlar hücumda devam ediyordu. Müslümanlar için bir ağır halat oldu. İmtihan ağır oldu. Resulullah yalnız durarken "Men Resulullah man, beni aldın gekeliler" deyip kışkırıyorken de. Şeybe İbni Osman bu bana Abdüddar uluğudan Müslümanlar bile Mekke'den çıkan İslam'ı zahir kıyan lakin aslı kafir edin. Uhud'da ölgen atasını, kasasını alış için Peygamberimizi yalnız durganını gördü de hancarını bekletip sekin Peygamberimiz tamamen yıkarak geldi. Resulullah onu görüp, Resulullah yalnız. Nemeye geliyip sen ey Şeybe dedi. Şeybe etti, sizi hımaya kıyanı geliyip ben Resulullah dedi. Peygamberimiz bir iki dedi. Yanı iki yanda kolunu onu köşeye koydu da istagfirillah dedi. Bu estagfirullah dedi. Peygamberimiz kolunu aldı. Dünyadaki en sevimli adam Peygamberimiz bu kaldı onu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kalbideki insanı bilip bana şu işi bilen onu özünü hımaya kıladığı kişiye eğlendirip koydu. Allah'ın fazla bilen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafı da az yine adam toplandı. Peygamberimiz mi? Resulullah ama beni aldım ki kelimeler degen de az yine Müslümanlar toplandı. Abu Bakir, Umar ve başka sahabalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundaki türgeni de Abbas ibn Abdülmuttalib ham keldi payg'ambarimizga chaqirdi. Payg'ambarimiz juda bir qattiq xursand bo'ldi. Nima uchun? Abbosning ovozidek hech bir kishida ovoz yo'q edi bunaqa. Arablarning orasida Abbosning ovozidek biron bir ovoz bor kishi yo'q edi. Rivoyat qilishcha jahiliyat davrida makkaliklar cho'ponlarga qo'ylarni berardi, ular qo'yni boqqan ham chiqib ketardi. Makkadan ancha uzoq masofaga borib qolishardi-da odamlar cho'ponlarini qaytarib kelish uchun chaqirgan odam jo'natardi. Abbos esa uni qilmasdi. O'zini cho'ponini chaqirish uchun bir balandlikka chiqib ko'tarilib turib, baland ovoz bilan "Ey falonchi" derdi. Eshitib qaytib kelardi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Sautul Abbas fil ma'araka bi alf rajul." Abbosni jangdagi ovozi 1000 kishiga barobar deganidir. Shuning uchun payg'ambarimiz qattiq xursand bo'ldi. "Ey Abbos" dedi payg'ambarimiz. Ashoblarni chaqiring dedi. Abbos baland ovoz bilan "Ey musulmonlar, Rasululloh bu yerda, bu yoqqa qarab kelinglar." Lekin hech kim quloq solmasdi. Parokandalik o'shuncha edi. Hamma o'zini jonini saqlash bilan ovora edi. Shunda payg'ambarimiz "Ya Abbas, nadi ashabas samura. Samura egalarini chaqiring" dedi. Hudaybiya sulhida payg'ambarimizga 1400 sahoba bayat bergan edi. Bir daraxt ostida. Mana shu daraxt Samura deb nomlanardi. Ana shu bayatni eslatib, Samura ostida bayat berganida chaqiring, ular nima deb bayat berganida? Jang bo'lsa, sizni tashlab ketmaymiz deb bayat berishgan edi. Nadi ashabas Samura. Samura egalarini chaqiring dedi. Shunda Abbos roziyallohu anhu baland ovoz bilan "Ya ashabas Samura, ayna bayatukum?" "Ey Samura egalari, qani bayatinglar?" dedi. Yani taşlap ketmeyimizde vaada bergen silasılar. Mana şu nidanı eşken kişiler ahdlarga vafa kılıp ortaya kaçıştı. Bayat bergenler ahdiga vafa kılgenler kaçıp gelişti. Ayçişçiler mağlup olup kaçıp getirirken adamlardan bittesini eşitti. Ula onu tohtatamaya durdu. Mekke'ye kadar kaçı yaptı. Ula tohtamaya yaptı. Nidanı eşitti. Tohtatı edilse atı tohtamaya yaptı. Yaki tüyası. Şimdi atıdan şunu yaptı. Yaki tüyasından sakirap düştü de piyoda payg'ambarimiz oldiga qaytib kelib, piyoda jang qilishni boshladi. Mana shu nidoga labbay deb payg'ambarimiz oldiga 100 ta odam to'plandi.
Ve bana şu 100 adam şu mağlubiyat tasnası da 20 bin koşunca hücum gördü. Bu 100 kişini körgen kişi aytadı. İnnehum kel i'sar. Ular kuttu bir boran degede. Ulanın roparası da hiç kim turamaz dedi. Bu 100 kişini Peygamberimiz özü başkarardı. Ve özü hem cenklerdi. Yani kim? Kim bunda bir kıyın halatta bana şunun işe kadir boladı. Ali radıyallahu anh dedi. Resulullah'ın şicatı. Eğer dedi Ali radıyallahu anh. Ali ayeti yaptı. Şimdi bir düşünce cenkçi. Eğer cenk ağırlaşsa dedi. Kıyınlaşsa Resulullah da aldıdan panah tapar dedi. Yani cenk katlı bırakıyorsa Resulullah da arkası götüvalar dedi. Çünkü bilerdik Resulullah şicat egesiydi. Korkmasıydı, kaçmasıydı dedi. Hamma kaçıp dururken de Peygamberimizin yanında iki tane ayol durardı. Ummu Hakim ve Ummu Amara. Onlar cenk kılışmasıydı, lakin kaçmam yetişme yanında. Ummu Hakim'in kolu da hancarı vardı. Ey Ummu Hakim, hancarları ne kılarsınız dese, aldım gibi orta bir müşrik ise karnı göremem. Sahabalarını kaç geldiğini körgen Ummu Amara, ya Resulullah dedi. Bana şimdi halatta sizi taşıp gitken sahabaları bizi katıl kılıyor mu dedi. Yani şimdi bir kıyın halatı taşıp gitkenler de katıl kılıyor mu dedi. Peygamberimiz ulan tıç koyun dedi. 100 kişi 20 bin kişiye hücum kılıp katıl kılı yaptılar. Malik ibn-i Avf bunu görüp gözleri kişanladı. Şu vakitte mucize sadır oldu. Osman'dan malaikeler düştü. İkide cengde farişteler düşken Osman'dan. Badr'da ve Huneyn gazatıda. Hadiste atılışça farişteleri Müslümanlar Osman'dan kereyken bir kara narsa sıfatı da görüştü. Bir bulut görüştü yani kara narsa sıfatı da görüştü. Bu narsa yerge düştü. Sonra Huneyn vadisiye geldi, tarkaldı. Karasek bu narsa katta katta kara çumalılar kendiydi. Aramızdaki kişiler çumalılardı köpeyip ketkeni giden kiyimlerini kakışma havala bop kaldı. Bu malaikelerin düştüğü Müslümanlar gibi bana şunu da köründü. Bu parıştalarını Müslümanlar şunu da körüştü. Bu Müslümanlar körgenlerse. Şimdi kafirler ki. Kafirler de közgenime köründü. Onlar parıştalarını at mingen, ak kiyim kiyigen, onlar da üstüge bastırıp geliyetken koşun sıfatı da körüştü. Özü yüzlü kişini zarbasıge sabır kılışı almayatıdı. Şimdi onlar gibi medet geldi mi? Onların kalbi korku götü oldu. Havazın hoşunu, 20 bin askeri var burası yıkaramazdan, her zaman getir kırıp açıp gitti. Parıştalar can kılışmadı. Parıştalar içte, gazatta düşken, Badr'da fiilen katmışken, Huneyn'de fakat tüşlüge hoşunu mağlup koyuyor. Parıştaların maydanda gelişini özü, Havazın'ın mağlup buluşu sebep oldu. Havazın, şimali şart tarafından kegenedir. Müslümanlar Cenab-ı Hak tarafından kegenedir. Havazınlar iki tomaya kadar kaçtı başladı. Özleri kegen şimali şarka kadar hem de Taif'e yakın bulgen Cenab-ı Hak'a kadar. 100 kişi 20 bin kişiyi yenip koydu. Hala kaçıp gitken 12 bin asker kayıtma genede. 100 kişi 20 bin de kuvvet yaptı yaptı. Yani. Cenab-ı Meydan'ı taşıp gitti Havazın. 100 kişi ganiyeme yığıştı başladı. Hatta yüzde katta ganiyeme düşerdi. Huneyn'deki düşken ganiyeme başka gazaplarda düşmeyen idi. Mekkeliler Havaz'ın mağlubu bu geldiğini, Müslümanlar ölçü yığıyor geldiğini eşitkenden ken katip gelişi bitti, bitti oğlum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ganiyemelerini koyup düşmanını kuşlikke büyürdü. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته